Hastanenin kapısına kar doldu, garip düştüm yüreğime der doldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Solumuzdaki Osman Taze'nin evi, bura boş, şu yukarı Ankara tarafında. Doldu. Bunlar da işte burada yaşayan yok. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Osman Taze vefat etti. Hastanenin köşeleri yurduldu. Açman pencereyi değmesin yerler, bugün efkarlıyım bilmesin eller. Viyana'da çoğu, gurbetçi onlar Viyana'da. Köyüme varınca oralarda fazla yok, Ankara'da biraz fazla ağırlık var. En çok ağırlık Viyana. En sonra işte Ankara'da var, ondan sonra ikinci. İstanbul'da çok az. Köyüme varınca veremeyim. Başka yerde yok yani, ağırlık Avusturya'da. Karşımızdaki ev Hacı abimizin evi, solundaki Nuri Hoca'nın evi. Verme. Buradan sola dönelim isterseniz, yukarı bir çıkalım. Merdivenden çıktım yan basa basa, ciğerim kurudu kan kusa kusa. Bunlar akasya ağacı. Biliyorum evet, anam ömrüm çok kısa, ölüm ver Allah'ım ayrılık. Solumuzdaki ev Yusuf Demir'in evi. Bu da biliyorum anam ömrüm çok kısa. Şurası Mehmet Demir'in ölüm ver perde beton yaptı şu yukarı. Namı diğer Dırıcan derler buna da. Öyle tanıtayım size. Mezarım üstünde yayılan koyun, gelin komşularım elbisem soyun. Arada bir gelip gidiyorlar işte. Onun yanı Hasan Demir'in evi, bak önünde halamız var. Yavrular görmeden mezara koyun. Onun yanındaki Zikri Demir'in evi. Allah'ım ayrılık. O burada köyde ikamete diye yurt dışına hiç gitmedi. Verme. Emekli Pancar'dan. Nazlı yar görmeden kabire Dırıcan'ın evi yani. Koyun. Ölüm ver Mehmet deyince fazla bir bilen yok bunu. Ayrılık verme.
Felek bana yetmedin yenine kaldın. Neyine merhaba neyine selam. Büyüklerden be kimse kalmadı köyde. Şimdi onun oğulları yine davarcılığı malcıyı devam ettiriyor. Aldatıp da yetmedin bu kaldı. Burak Bey olan yerde. Neyine merhaba neyine selam. Yüksel öğretmen de beni arıyor şimdi merak etti. Alo. Yükselciğim be, eti güzel yapın bak. Ben o işi sana bıraktım, emanet ettim. Ben şu anda görevliyim. Tanıtım yapıyorum efendim ben buralarda. Dönelim buradan geri. Evet. Bu şimdi böyle gerekiyor, biz de böyle yapıyoruz dostum. Yaya yollarda bir zaman gezdirdin. Susuz çöllerde, çöllerde. Şimdi süründürdün aran yerlerde. Neyine merhaba, neyine selam. Evet. Selam. Şimdi ileri yoldan biz yine sağa devam edelim şöylerin oradan. Mahmut Demir'in yanına da gidelim. O tepeden de aşağı var, köyün yarısı görünüyor orada. Neyine merhaba, neyine selam. Selam. Garip organ türlü hale bıraktın. Üç beş arşun keten şala bıraktın. En sonunda da gurbeye tele bıraktın. Neyine merhaba neyine selam. Selam. En sonunda da gurbeye tele bıraktın. Neyine merhaba, neyine selam. Selam. Eskilerden fazla bilgim yok benim. Niçin yok dersen. Odalar vardı. Ben Mahmut fazla yetmiyorum. Salifa diye biri vardı. Bizim amca olurdu. Onun odası varmış. Ömer ağa derlerdi, onun odası varmış. Ne çare kısmet. Onlar da ben fazla yetişemedim, malım yetmiyor. Zaten ben 12 yaşında gurbete çıktım. İzmir'e gittim hiç. Yazılar İzmir'den askerden geldikten sonra da işte tekrar lokanta açtık İzmir'de. O da olmadı. Geri Ankara'ya koştum. Ankara'da demir çelik fabrikasında çalıştım. İlk sigortam oradan başladı. Bu köye de geldi 5 sene oldu yani. Fazla bir tecrübem yok köy konusunda. Solumuzdaki ev yine Salih Ünan'ın evi, onun yanındaki babasının bakar evi. Bakar mı yazmadır bizim elimiz. Masum oldu da fidanımız gülümüz. Garip Orhan'da kimseye sorma Salim'iz. Ne çare kısmet var gurbet burası ellerdeyim. Anam ellerdeyim. Bizim Ahmet Kaplan'ın kişinin davarını dıktığı yer şöyle. Ne çare kısmet var gurbet ellerdeyim. Burada işte davarcılığı yapıyor bunlar. Davarcılığına geçimini sağlıyorlar. İlerideki ev Mahmut Demir'in evi. Arkadaşımız bir yanı da. Arada yazmış işte geliyor diye. Burada bahçede şenlendiriyor. Sağ olsun buraya geldiği zaman bizim ilgilenir yani çayımızı falan verir. Çağırır, sohbet ederiz, laflarız. Döndü çeşmeye. Ne İyi bir arkadaşımız, iyi bir dostumuz yani. Gurbet ellerdeyim, anam ellerdeyim. Buranın çevresinde tam karşımızda boyalı koy var. Depenin